Valer İsmail'in ne inşa etmeye çalıştığına dair de bir görsel aldım. Bu Geçen hafta Beşiktaş maçında da Delali'nin sol çizgide buluştuğu hı hı. bir top vardı ya anlatmıştık. İki tane bek, önlerinde Joseph Rosie'ye şey. İstiyorsanız o sevgili Bekir'den de öğretmenimizden de rica edelim. Bir iki de animasyonumuzla o görüntüyü getirebilir miyiz diye onun üstünden anlatmaya Tabii çalışalım. Canım. Belki görsel olarak daha kuvvetli ifade edebiliriz. İnstat'tan aldığımız... Bu şey değil. E, akan oyunu e, isteyeceğim öncelikle Bekir'cim kusura bakma. Ondan sonra bu görseli göstereceğim. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bak İnstab'dan şimdi bu... aldığımız evet. maçın 2D görüntüsü. Evet. çok seviyor. Biz de Biz de severiz. yapıyoruz. Şimdi burada bir Beşiktaş'ın oyun kurulumu var. Okay. Bir oynatmaya başlarsak zaten e, orada e, yavaş yavaş da e, ifade etmeye çalışacağım ben. Evet abi şu anda Beşiktaş oyun kurulumunda e, Hı -hı. burada. Bak Tayyip, şimdi e, Tala Tayyip Top'la beraber. Burada verdi. Hop açıldı. Şu anda oyunda şeyi görüyoruz. Tekrar geri gelecek. Bak bu topla buluşan Masuaku mesela. Tamam, i̇çeriye girdi. İçeriye Kanatlar girdi. Kanatlar de, Rozier de içeride. Rozier de, Rozi de içeride. Bunu inşa etmeye çalışıyor. Güzel. By yani, i̇ki beki içeriye iki çekiyor. oyunu kenarlarla genişletiyor. <laughs> tamam genişletmek. Tayfur şu anda burada evet, topla buluşan. Aldı. Diğer tarafta da Redmond var. Evet. Vegors en uçta. Dele Ali ona yakın. E Getson'la bağlantıda. Getson'la Şimdi bundan sonrası için bir şey söyleyeceğiz. Rozier topu burada aldı. Eyvallah. Yükseği de oynadı. Buna da tamam. Ama artık zaten görüntü de bitecek. İşte buradaki inşaada bir sıkıntı var. Yani oyuncuların konumu olarak burada. Mesela sadece Deli ile Begors'un olmaması lazım orada. Oyunu genişlettiğinizde mesela Gerson Fernandez'in de oraya gelmesi lazım. Mesela bir görsel var. Bir Şimdi diğer bir görsel alalım. Orada biraz daha ifade etmeye çalışalım ilk görselimizi. E, fotoğraf olarak yani oyun kurulumundan e, yani başka. Yani oyunu beklerle bekleri içeriye çekip de, kenarlarla de, genişlettiğimiz de, zaman de, iç orta saha oyuncularının ne? alması gereken evet. konum. Şimdi bak buydu Beşiktaş'ın daha demin gösterdiğimiz pozisyon. İşte Emre Can e, Tayyip Talha 6 numara Josef de Sozes Roziele Masuaku da içti. Okey Redmond diğer tarafta Tayfur ama top atıldığında Rozele tarafından sadece vegorsta 1-8 vardı. Burada amaç 2-8'i birden o ceza sahası içine etmektir orada. Artık bu o oyun oynarken yani. Onu ne kadar daha fazla ceza sahasına iterseniz o kadar daha üretken olabilirsiniz. Ya biz bunun en iyi versiyonunu nerede gördük? Manchester City'de. Manchester City ile ya da evet. Jesus'la oynadığı dönemde iki bekinden bir tanesini bile içeriye soktuğu zaman İlkay bariz Tabii. bir şekilde... Tabii. Topun olduğu yerin dışında da içeriye koşan evet. çünkü inen topu da alıp tamamlayacak oyuncu olarak kullanıyor. Evet. Şimdi bu bunu inşa ediyorsanız bu. Ama mesela bunun farklı yönleri de var. Bunu görebilecek miyiz Beşiktaş'tan? Ben onu merak ediyorum. Yani çok basit temel bir şeyden bahsediyorum. İkinci görsele de rica edebilir miyiz yönetmenimizden? Bu oyunu oynamanın 3 tane farklı şey var. Hı hı. Bu da sizin oyuncu profillerinizle sizin bu oyunu geliştirecek noktasıdır. Birisi de bu. Yani bu nasıl faydalanacağınız alakalı. Rozier'in ayağına daha çok güveniyorsanız Rozier'i içeri atıp bu maçlar zaman zaman bu sekanslarda yaşanıyor zaten ama burada lütfen e, şeye dikkat edin yani e, o zaman da sol kenar forvetinizin artık sizin tamamen içeride bir golcü gibi davranması gerekiyor. Bu da oyuncu tipi e, belirliyor. Bir üçüncüsü de zaten onu da hiç göstermemize de gerek yok yorumlarımıza. İki bekin tamamen genişlediği ve daha farklı bir 2-3-5 oynanan bir yani, oyundan bahsediyoruz. O Türkiye'de klasik, en, çok en çok kullanılan e, şey. Bekleri çıkar kanatları içeriye sokar. Ama işte dediğim gibi, Rozier'in o uzun topu oynayacaksa ki, doğruydu. Yani o 2-1 80'lik stopere karşı bu top oynanır ama artık 2-8 numaranızın da, server 8'in de orada olması gerekiyor. Niçin? İlla topla ilk ve etapta buluşması için değil. O pozisyonda çünkü buluştuktan sonra topun tekrar kazanım ve anında bitiricilik oranınız da yükselecekti orada. Bunun üstüne birazcık daha çalışması, bunu daha, daha demin senin mükemmel bir şekilde söylediğin gibi ...bir haz alarak oynatması gerekiyor. Yani sadece oyuncuların haz alması değil... ...izleyenlerin de, Beşiktaş tribünlerinin de... ...o an maçı izleyen diğerlerinin de... ...haz alarak bunu görmesi o gerekiyor. His, üstünlük hissini vermesi lazım. Tabii ki. Şimdi orada sadece Deleuze ile Bekors'la attığın zaman... ...o top karşılandıktan sonra... ...o üstünlük hissini veremiyorsun işte. Buna daha fazla çalışması lazım. O asimetrik ikinci görseldeki gibi... ...o asimetriyi kullanması lazım. Bazen Rozier'in çizgide olması... ...bazen Masahoku'nun içeride olması. Bunun üstüne bir oyun inşa edilebilir mi? Edilebilir ama... Bu kadar koruyucu olmaz yani. Bu oyunu daha iyi oynayarak kaybetmek Valerian İsmail'i çok daha iyi teknik direktör yapar. Bu hatta oyundaki bu gitgellerin sebeplerinden bir tanesinde ben sahanın iyilerinden Tayfur'un sürekli pozisyon değiştirmesiyle alakalı olabileceğini Tabii. düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda hem hücumdaki top kullanımında iyi bir oyuncuydu hem de baskıyı başlatan oyuncuydu. İlk baskıya giden oyuncuydu. Bu da çok doğru bir tercihti. Daha hareketli Tayfur'la baskı yapınca Begors'la ve Redmond'la alan kapatabiliyor. Delali ile de Getson'u arkada bırakabiliyor. Bu arada Delali hiç iyi değildi. Hiç iyi. Redmond bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da performans veremedi. E şimdi yani bu seni bu kadar geride ilk yarıda bekleyen bir rakibe karşı Delali ve Redmond performans veremeyecekse ne zaman verecek? Bunlar çok ciddi soru işaretleri dediğin gibi yani Kerem Atakan keskin de yapar bu işleri. Belki daha da o istekle yapacağı için evet. hiç oradan belki bir İsmail Yüksek çıkaracaksın. ya yani oraları da denemek lazım. Tayfur'un da rolü değişince sağ önden sağ kenara gelip tekrar 8 numaraya geçince yani topu kullanma şeyin gitti. ya yani ikinci yarı istatistiklere bakıyorum. İlk 45'te 121'e 133 pas. 121 Giresun, 133 Beşiktaş. Bunu bile eleştirmeye hazırlanıyorum ben. Yani notumu böyle aldım. Hani bu kadar baskın oynayabileceğini gösteriyor rakip saç. Seni geride bekliyor. Buna rağmen arada sadece 12 tane pas farkı var. İkinci yarı 286 Giresun 250 Beşiktaş. Ve sana 36 artı pas yapmış. ya yani sadece şunu soruyorum. Bu maçın ikinci yarısında topu neden Giresun'a veriyorsun? Sebep neydi? Yani, yani ne düşündün? Gidecek maç belli. Çünkü Giresunspor da kabul etmiş bunu. Ve maç neredeyse döndü. Ya yani o hani ofsayt olmasa iki santim geride olsa bir bir belki onun enerjisiyle taraftarıyla belki seni başka bir şey Alanya maçı gibi bir maç olacak. Çünkü stoperin sakat ve artık sakat sakat evet. sağda mecburen o duruyor. İkinci stoper yani giren stoperin, giren stoperin sakatlandı, sakatlandı yani. O, bu, bu, tercihler, bu oyun fikri biraz bana artık hani Valerian İsmail'in güçlü bir yani bu e, oyunu geride karşılayabilen uzunla santraforu bulabilen işte be, kenardan ortalarla takımı besleyebilen oyunda uzmanlaşmış bile çünkü Valerian İsmail gerçi ben 3-5-2'de, de uzmanım demişti ondan evet. da vazgeçti. Okey. Ama sanki bu oyundan başka bir şey bilmiyor demek istemiyorum ama bu oyundan başka bir şey de yeterince kendine güvenmiyor gibi. Biliyordur ama güvenemiyor gibi. Bu yapı yani Valerian İsmail'i çok ileriye taşımaz özellikle gelen fikstürde. Ve kesinlikle de e, katılmakla beraber de ek yapmak istiyorum. Bazen öyle anlar, öyle maçlar vardır ki kendi bildiğinize dönmek zorunda olduğunuz ve bu takıma da bir şekilde normal şartlarda sezon başı kampında ezberlettiğiniz oyuna da dönmeniz gerekebilir. Yani işte o takım işte oynamaz bu böyle oynanır mı, içeriden müdahalelere evet işverenizi bazen dinlersiniz ama bazen çıkış yolu da Mustafa Denizli olmaktır. Derval Mustafa Denizli örneğindeki gibi. Yani Dervalin oyuncu değişikliğini değiştirip kendi istediği oyuncuyu oynatan ve Dervalin Mustafa Denizli'ye oturduktan evet. sonra "Teşekkürler Mustafa. Seninle işbirliğimiz buraya kadarmış." dediği maçtan bahsediyoruz. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor yenilgisinden sonra geldi. kitabın bunun kitabın, 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 kitabın kitabında, kitabında vardır da bu. ana. Bazen Valerian İsmail'in de Mustafa Denizli'lik yapması gerekiyor. Artık yukarıdan karışan varsa, i̇şte işte, içeriden karışan ele, varsa, hani ben bu konuda uzmanım diyorsanız dedin, oraya, o uzmanlığına bir dön evet, yani. yani. O zaman ben bu işi yapmam demek lazım çünkü ben evet. bu işin ben şimdi ben bu işin ben bu yorumculuğun uzmanıyım diyorsam benim nasıl yorumculuk yapmam gerektiği bana da söylen ya da doğrusu yaptığım yorumculuktan başka bir yorumculuğa geçmem isteniyorsa ben o zaman derim ben burada evet. yorumculuk yapmam dedim. tabii ki bu garb. Yani oradaki o uzmanlık kısmının da arkasında durmak lazım ya da diğer konuda da uzmanlaşacak ha, eğer sana da makul geliyorsa evet ya başka bir şey de yapmam Hı. lazım diyorsan orada da kendini geliştirmen lazım. Yoksa yani Alanya devre arası hadi onun senaryosu başkaydı. Bu Gilesun maçının ikinci yarısı yani, çok kabul edilebilir bir maç değil. Yani böyle kazanırsın ama olmaz. Yani, yani e, orada seni tutmaz. Beşiktaş'la ilgili ki, bir bu, bu cümlelerin sahipleri de geçen hafta e, Valerian İsmail'in Jesus'un oyuncu değişikliğine kadar beklemesinin doğru olduğunu, sonraki hamlelerin daha doğru olduğunu ifade etmiş insanlardı. Rüzgara evet. göre değil, karşımızdaki bize sunulan yemeğe Ama göre konuşuyoruz. O maçta yani. Fenerbahçe maçında bu tutar. Ama Giresun maçı farklı. Giresun maçının hikayesi de şöyle olur. İlk yarıda öyle bir Giresun vardır ki Heh, evet. bağım gün oynamıştır. 28 şut çekmiştir. Ceza sen, alanına 20 kere girmiştir. Sen soyunma odasına böyle bir gitmişsindir. Senin de 3 eksiğin vardır. 2 stoperin evet. sakatlanır. 1-0'da atmışsındır. Giresun deplasmanı. Dersin ki ya şuradan bir çıkalım. Biz zaten geçen hafta da evet. kazandık puan. Haftaya da Fenerbahçe, Trabzon. Aradasın. Ya burası çok önemli bir gösteri alanı burası. Burada evet. bir nefes alacakken ama öyle bir şey yok. İlk yarı rakip hiçbir şey yok. Bekliyor. Sen atmışsın golünü de ikinci yarı rahat rahat çıkıp belki ikinci yarı direkt gezi sahaya hayatım. Topu tut. Rakip senden daha çok pas yapıyor. Toplu oynama da Giresun'un bu arada daha Hı -hı. yüksek. Onu da istedim söyleyeyim. 53'e 47 toplu oynama da Giresun'da pas sayısı da giresunda. Hatta şeye bakıyorum. E, gol beklentilerine. Yani ikinci yarıda akan oyunda <laughs> giresuna da gol beklentisi de vermemişsin. <laughs> Adamlar artık şeyi de yapmamış yani. Onlar da ikinci yarı doğru düzgün top oynamamış. Ama bir pozisyondan az kalsın gidiyor. Evet. Ne gerek var yapsana 2'yi 3'ü. diyor insan. Tamam. Sahne bunu söyletiyor. Trabzon maçında bunu demezsin. Heh. Trabzon maçında at ilk yarıda bir sıfırı İkinci yarıda tut oyunu. Ama o başka. ya bu tartışılır. Yani şöyle peşinden gittiği bir oyun olsa ve o oyunun isteklerini de makul yapsa çıkaramasa, hani işte atıyorum e, akan oyunda 20 şut mesela Başakşehir maçı. Başakşehir maçı'nı kaybetti ama iyi bir oyunla Hı. kaybetti. Giresunspor maçını da kazandı ama iyi bir oyunla kazanmadı. Evet. Tam olarak bu aradaki dengesizlik işte Valerian İsmail'in tartışmasına neden oluyor. İşte bunu daha iyi dengeleyebilirse, inandığı iki şey üstünden gidecekse diyelim. İşte o daha demin gösterdiğimiz oyun kurulumunun belirli noktalarında bunu daha fazla geliştirebilecekse tamam yani mevzu o. Ama Allah Valerian İsmail'e yardımcı olsun. <laughs> Biraz sıkıntılı bir süreçte taraftar baskısı olarak diyelim. Ve Beşiktaş bölümünü orada bitirelim.